Sevgili seyirciler merhaba. Spor Ruhu'nun bu haftaki programında Musa Aydın, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı bizlerle birlikte. Sevgili başkanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Katılımınız için teşekkür ederiz. Programımız yoğun biliyoruz. Tabii ki programımızın ikinci konuğu epey bir süreden beri görmediğimiz programımızda Ali Erdoğan, Sabah Gazetesi spor yazarı. Ali abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özlettiniz. Evet, başkan beraber olunca başkanla dedik, güreş sevdalıyız. Başkan olunca biz de koşa koşa geldik başkanım. Hoş gelmişsin, sefa gelmişsin abi. Sevgili başkanım, tabii güreş deyince her yerde spordan biraz böyle anlayanlar, spora ilgi duyanlar söylüyor. Diyor ki bizim Rio Olimpiyatlarında 2016'da madalya umudumuz olan federasyonların başında banko güreş diyor. Olimpiyatlarda ne yapacağız başkanım? Oradan başlayalım isterseniz. Sondan başladım. biliyorsunuz güreş Türk sporunda lokomotif bir branş. Yani böyle Türk spor tarihine baktığımız vakit, olimpiyatlarda aldığımız madalyalara baktığımız vakit, yani %70'ini, %80'ini güreşte kazandığımızı görürüz. Bundan dolayı tabii ki hem bakanlığımızın, hem kamuoyunun, hem de 78 ülke insanının bizden tabii olimpiyatlarda beklentileri çok yüksek. Tabii biz bunu biliyoruz, bunun farkındayız. Tabii güreş bir de ataspor olunca bu beklenti de doğal. Bundan dolayı biz tabii federasyon olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Seçildiğimiz tarih tabii 8 Nisan. Olimpiyatlar biliyorsunuz 4 yılda bir yapılıyor. 4 yılda bir yapıldığı için hazırlıkta 4 yıldan hani 4 yıl süreli bir hazırlık gerektiriyor. Çünkü olimpiyat yani sporun en büyük hedefi. Sporun zirvesi. Dolayısıyla tabii uzun bir hazırlık süreci gerekiyor. Bizim seçildiğimiz süreçte 1,5 yıl vardı. Kritik bir süreç. Yani biraz önce söylediğim gibi hem zaman kısa hem beklenti çok yüksek. Bundan dolayı da bu kritik süreçte zamanımızı çok iyi değerlendirerek Rio'da ülkemizi en iyi bir şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı tabii göndere çektireceğimizi, dalgalandıracağımıza inanıyorum. Bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz. Gerekli çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Evet, Ali abi sen nasıl görüyorsun? Ben zaten hep yani yıllardır sporun içindeyim. Spor yazarlığı yapıyorum. Hep güreşi bir numara görüyorum. Yani olimpiyatlarda, dünya şampiyonasında. Başkanın da söylediği gibi güreş atasporumuz ve Türk sporunun lokomotifi. Bugün olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarına baktığımızda Avrupa'yı ben saymıyorum. Çünkü Avrupa'da yani madalya kalmadı yani güreşçilerimiz alıyor. En büyük şeyi başkanın yine ifade ettiği gibi olimpiyatlarda. Hep biz olimpiyatlarda madalya aldığımız branşların başında güreş gelir. Dünya şampiyonasında gelir. Bu da başarı neden geliyor? Eğer ekibini iyi kurarsan, iyi bir disiplinli çalışma sistemini de hayata getirsen başarı gelir. Yani ekip işidir bu. Başkan tek başına ne kadar çalışsa da olmaz. İyi bir ekip oluşurdu. Şu bir senelik bir şey oldu. Şimdi 6 aylık bir süreç kaldı. Eğer burada dünya şampiyonları çıkarıyorsan, Avrupa şampiyonları çıkarıyorsan ve olimpiyatta daha 1,5 yıl önce sen güreş, olimpiyatta tek güreş deniliyorsa bunda federasyonun, ekibinin çalışmasının büyük bir faydası var. Ben yine de iddia ediyorum, güreş dışında diğer gelecek Rio'da madalyalar sürpriz olur. Yani bronz gelir, diğer gelirse branşlardan. Ben güreşten altın gelecek, altın geleceğini inanıyorum. Özellikle Allah nazardan saklasın. Rıza ve Taha gibi çok iyi bir güreşçimiz var. Selçuk gibi inatçı bir güreşçimiz var, Selçuk Çebi. Yine o da dünya şampiyonu oldu. İşte kızlar da var. Yani güreş Türk sporunun şu anda lokomotifi. Şimdi bu başarıyı nedense kimse görmemezlikten gidiyor. Ama spor teşkilatı çok iyi görüyor. Onlar da güreşin olimpiyatlarda başarılı olacağına inanıyor. Bir de ben şunu söyleyeyim. Başkan hakikaten geçen haftalar içerisinde yapılan toplantılarda federasyon başkanlığı bakanlıktan şöyle bir soru sorulmuş. Siz işte kamp yapmak istiyor musunuz? İkili işte rakiplerinizle yapın, şundan yapın. Biz devlet olarak, bakanlık olarak her türlü yardım yaparız demiş. 28 federasyon içinde bir tek kim biliyor musun? Güreş federasyonu demiş ki biz ikili kamplarda gerek yurt içi gerek yurt dışında her yere gitmeye, diğerlere gitmemiş. Gitmek istemiyormuş. Neden?
Çünkü zaten başarısız olacakları belli olduğu için dedi. Başkan diyor ki ben giderim oradaki rakiplerimle de idman yaparım. Yenilir ya bu hazırlık kampı. Bu da güreşin iyi yolda olduğunu gösteriyor. Bir de aslında şey tabii bir başka gösterge sporcuların Rıza ve Taha kulaklarını çınlatalım. Evet. İkisi de burada bizim konuğumuz da olmuştu. Oldu. Hakikaten duamız da gönlümüz de onlarla birlikte şeyleri düşmedi başkanım. Yani bu seviyeleri ve performans düzeyleri düşmedi. O da federasyonun özellikle bu Nisan ayında geldiniz. Daha 5 aylık bir federasyon, 6 aylık bir federasyon. Demek ki bu başkan değişikliği, hani kaptan köşkündeki değişikliği sarsıntısız atlatmış gibi duruyoruz. Şimdi şöyle, bu son yapılan Las Vegas'taki Amerika'daki dünya şampiyonası şeyin olimpiyatların provasıydı. Yani çok güçlü bir dünya şampiyonasıydı. Burada bütün sporcular katıldılar. Herkes çok iyi hazırlanarak geldi. Yani herkes, bütün ülkeler, bütün sporcular bir yıl öncesinden kota alarak olimpiyatlara rahat bir şekilde hazırlanmak istediler. Burada hakikaten biraz önce Ali abi ifade etti. Rıza, Taha, yani bizim güreşin de lokomotifler. Mesela Allah nazardan saklasın Taha. Yani ağır sikletlerde böyle bir sonuç olmaz. Yani 2-1 biter, 1-0 biter, 3-1 biter, 3-0 biter. Rıza, daha bir dakikada bütün rakiplerini, finalde de dahil, bir dakikada sayı tuşu yaptı. Yani bu inanılacak bir durum değil. Evet. Hakikaten büyük bir başarı ki yani bu durum, bu skor 57 kilo aldı böyle çok puan çıkar. Ve 61'lerde çıkar, 66'larda çıkar. Ancak daha ağır siklet olmasına rağmen, yani 125 kilo olmasına rağmen bir 57 kilodaki sporcular gibi teknik yapabiliyor, puan alabiliyor. Ve böyle bir şey de zaten mümkün değil. Yani bir finalde, bir dünya şampiyonasında yani 10-0 bir dakika içerisinde yani sayı tuşla galip gelmek, şampiyon olmak gerçekten çok zor. Ve bundan dolayı da ben gerçekten tebrik ediyorum Taha'yı. Gene de Ali abinin dediği gibi Allah nazardan saklasın diyorum. Şimdi Rıza gerçekten çok büyük bir devi. Yani çok büyük bir şampiyonu yenerek şampiyon oldu. Evet. Bu da bizim için çok büyük bir anlam ifade etti. Yani orada salonda 5000 kişi vardı. Bir anket yapsaydık 5000 kişinin 5000'i de Lopez'in yeneceğini düşünüyordu. Ancak çok büyük bir performans gösterdi Rıza. Gerçekten kendimi de inandırmış, hani yeneceğinin, galip geleceğini inandırmış. Ve büyük bir, efendime söyleyeyim, şeyi, şampiyonu, büyük bir efsaneyi yenerek şampiyon oldu. Tabii bu da hem Taha hem Rıza olimpiyatlar için, biraz önce olimpiyatlarda ne yapacağız diye soru sormuştunuz, çok büyük bir ümit verdiler. Şimdi şeye gelince, Selçuk Çebi'ye gelince, Ali abi çok güzel ifade etti, inatçı. Yani biz Haziran ayında Avrupa oyunlarında birçok kişiden, yani antrenörlerden, idarecilerden bu konuda tenkit aldık. Yani Selçuk'un için takıma koydunuz, efendime söyleyeyim, için Avrupa oyunlarına getirdiniz diye. Tabii bu bize bu söylenen, tabii Selçuk da duymuş olsa gerek ki duymuş. Yani buradan hem kendisine ders hem de hırs çıkartmış. Ve dolayısıyla çok iyi bir hazırlanarak, yani 35 yaşında olmasına rağmen 3. kez dünya şampiyonluğu elde ediyor. Bu çok önemli, yani 3. kez dünya şampiyonluğu elde ediyor ve 35 yaşında. Yani bu inanılmaz bir başarı. Yani bu Selçuk'u bütün gençlerimizin, yıldızlarda gençlerde güreşen gençlerimizin örnek almasını istiyorum. Hakikaten gerçekten büyük bir performans sergilediler. Büyük bir kararlılık ortaya koydular. Ve üçüncü kez dünya şampiyonu olması bizim için çok büyük bir önem arz etti. Hem Taha'nın finalde sayı tuşuyla, bir dakikada sayı tuşuyla galip gelmesi, şampiyon olması, hem de Rıza'nın Lopez gibi bir efsaneyi yenerek şampiyon olması, Selçuk 35 yaşında olmasına rağmen üçüncü kez dünya şampiyonu olması bizim için çok büyük bir anlam ifade etti. Hem de gelecek için, Rio için çok büyük bir ümit ortaya koydular. Gene Selim Yaşar gerçekten
çok büyük bir performans gösterdi. Çok büyük bir mücadele ortaya koydu. Yani savaştı, savaşarak finale geldi. Yarı finalde Azeri ile güreşirken 4-3 mağlup. Yani 15 saniye var. Çok büyük bir zorlamayla orada 5-4 galip gelmeyi başardı. Ve Selim'in dizi attı, Azeri'nin domuzu attı. Buradaki mücadeleyi, buradaki şeyi ortaya yani koymak için söylüyorum. Hakikaten savaştılar. Yani güreşten ziyade hem Azeri hem de bizim Selim çok büyük savaş ortaya koydular. Ve Selim orada savaşı kazandı ve finale kaldı. O da dünya ikincisi oldu. Dolayısıyla olimpiyatlar için bir ümit oldu. Gene tabii olimpik siklet olmamasına rağmen 71 kiloda Yakup Görün büyük bir mücadele ortaya koyarak dünya şampiyonasında madalya alması. Bayanlarda Elif Şale Yeşilırmak'ın yani dünya iki kez dünya şampiyonu olanla yarı final yaptı. Onu yenerek finale kaldı. Tabii finaldeki Japon rakibi çok güçlü bir rakip. Aynı gruba düşmesi tabii Elif Şale için bir dezavantaj oldu. Belki karşı gruba düşmüş olsaydı final yapacaktı. Tabii, dünya ikincisi olacaktı. Yani Elif Şale de olimpiyatlarda madalya çıkarabilecek bir sporcumuz. Bunun yanında bayanlarda, tabii biliyorsunuz bayanlarda eskiden judodan devşirme güreşçilerimiz vardı. Artık kendi tabanımızdan geldi bu sporcularımız. Bundan dolayı da hani güreşi biliyorlar. Onun için madalya alabiliyoruz. Öyle inanıyorum ki ben Yasemin Adar da ağır siklette güreşiyor. Olimpiyatlarda madalya alırız diye düşünüyorum. İnşallah bu madalyanın rengi altın olur. Tabii ümidimiz, talebimiz, dileğimiz, isteğimiz bu yönde. Yasemin Adar'ın işte biraz taktiksel hatalarından dolayı. Çünkü çok yeni bir güreş. 4 yıllık bir güreşçi. Yani güreşte geçmişi yok. Şimdi bir de şöyle bakmak lazım. Tabii bizim kendi inancımız, kendi kültürümüz buna uygun değil. Şimdi dışarıdaki başka ülkelerdeki bayanlar erkeklerle birlikte çalışarak hazırlanıyorlar. Dolayısıyla çok iyi bir şekilde hazırlık dönemi geçirmiş oluyorlar. Güreşi çok iyi öğrenmiş oluyorlar erkeklerle. Onun için bizden, bizim sporcularımızdan daha güçlüler. Şimdi bizim inancımıza, kültürümüze bu uygun olmadığı için biz Yasemin Adar gibi, Elif Şale Yeşilırmak gibi, Buset Tosun gibi olimpiyatta madalyaya yakın sporcularımızı biz ikili kamplarla, yurt dışında kamplar yaparak, yani bayanlarda söz sahibi ülkelerle kamplar yaparak bu çocuklarımızı en iyi şekilde olimpiyatlara, Rio'ya hazırlayacağız. Ve inşallah yani ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalyaya ulaşırlar diye düşünüyorum. Gene Grokrama ve Serbest'te çok büyük sıkıntılarımız var. Yani bugün Rıza'nın partneri yok. Gelin Cenk'i de partneri yok. Selçuk'un da partneri yok. Ya böyle yukarıdan aşağı doğru indiğimiz vakit hiçbir siklette partnerimiz yok. Serbest'e geldiğimiz vakit Serbest'te de durum aynı. Evet. Yani Taha'nın da partneri yok. Efendime söyleyeyim 96 kiloda Bölükbaşı'nın da partneri yok. Selim Yaşar'ın da partneri yok. Yani ciddi bir şekilde partner sıkıntımız var. Yani bu partner sıkıntısı alttan gençlerden, yıldızlardan gençlerden büyüklere güreşçi taşıyamadığımız için. Bu sıkıntıları şu an yaşıyoruz. Tabii bu süreç çok kısa bir süreç. Şu anda gençlerden, yıldızlardan buraya taşımamız mümkün değil. Ancak bu eksikliğimizde ikili kamplarla, yani güreşte söz sahibi ülkelerle, yani Küba'yla, Rusya'yla, Amerika'yla, İran'la, Gürcistan'la, o ülkelerle ikili kamplar yaparak, üçlü kamplar, dörtlü kamplar yaparak bu partner sorunumuzu bu şekilde çözerek güreşçilerimizi Rio'ya en iyi bir şekilde hazırlamış olacağız. Başkanım, ne büyük keyif değil mi? Hani abi, böyle başarılı, yani, madalya umudu olan bir federasyonla federasyon başkanıyla sohbet etmek çok büyük keyif. Başkanım merak ediyorum. Siz de bu devşirme meselesine nasıl bakıyorsunuz? Yani bizim bir ekolümüz var, atasporumuz. Madalyalarımızın %70-80'ini aldık. Güreş okullarından gelen bir geleneğimiz var. Nasıl bakıyorsunuz? Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Bizim
14 yaş, sadece 14 yaş grubunda yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 2000'e yakın sporcumuz Türkiye Şampiyonası'na katılıyor. 15 yaşında gene 2000'e yakın sporcumuz Türkiye Şampiyonası'na katılıyor. Müthiş, inanılmaz derecede bir potansiyelimiz var. Ancak biz bu potansiyelimizi büyüklere taşıyamıyoruz. Bakın şimdi yukarıdan aşağı baktığımız vakit bir Taha'mız var serbestte. Grekoromen'de de yukarıdan aşağı baktığımız vakit bir Rıza'mız, bir Selçuk'umuz var. Şimdi burada tabii biz kısa sürede başarı elde etmek istiyoruz. Yani yıldızlarda başarı istiyoruz. Biz gençlerde başarı istiyoruz. Oysa ki başarı büyüklerde. Yani esas başarı olimpiyatlarda, esas başarı dünya şampiyonlarında. Tabii biz bunları hedeflemiyoruz. Yani hedeflerimiz çok küçük oluyor. Bundan dolayı da bu süreç içerisinde sporcularımızı yok ediyoruz. Nasıl yok ediyoruz? Çok kilo düşürtüyoruz. Çok çalıştırıyoruz, çok yoruyoruz. Efendime söyleyeyim, bu süreçte çok yükleme yapıyoruz. Dolayısıyla yani yıldızlarda başlayan bu büyüklere maalesef taşıyamıyoruz. Şimdi bu kadar büyük potansiyelimiz olmasına rağmen maalesef yukarılarda istediğimiz, arzu ettiğimiz yeterince sporcumuz yok, partnerimiz yok. Şimdi tabii ülkenin potansiyeli var. Güreş bizim atasporumuz. Ancak tabii bir yerde bir yanlışımız var yani. Bu yanlışımızı da görüp düzeltmemiz lazım. Yani biz, ben özellikle Avrupa ve Dünya Şampiyonları'na da katıldım. Yıldızlara katıldım. Yani antrenörlerimiz de bunu söylüyor. Yani yıldızlara, gençlere gelen güreşçilerimiz, çocuklarımız güreşi daha bilmiyorlar. Milli takıma geliyor, milli takımda güreşi bilmiyor. Yani bir serbestçi dalmayı bilmiyor. Dolayısıyla burada altyapıda güreşi çok iyi bilen antrenörleri görevlendirmemiz lazım. Yani güreşi küçük yaşta çocuklara yani öğretmemiz lazım. Çocuk 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl güreş yapıyor. Milli takıma geliyor ve orada güreşi öğrenmeye başlıyor. Bundan dolayı da ve kısa sürede başarı istiyoruz. Yıldızlarda başarı istiyoruz. Kulüpler, miniklerde başarı istiyor. Efendime söyleyeyim, biz federasyon olarak, ülke olarak yıldızlarda başarı istiyoruz. Gençlerde başarı istiyoruz. Dolayısıyla bu çocukları yok ediyoruz. Bakın şunu söyleyeyim. Macaristan toplam yani spor sayısı 300'dür. Ama dünya şampiyonu çıkartıyor. Olimpiyat şampiyonu çıkartıyor. Yani burada bizim büyük bir eksikliğimiz var. Şimdi biz bakanlığımızın başlatmış olduğu bir proje var. Tohum projesi. Tohum projesini biz biraz daha genişletmek istiyoruz. Yani şu an bir tane Grekoromen serbest, Grekoromen gençler, bir tane yıldızlar serbest var. Genel müdürümüzle görüştük, istişare ettik, talepte bulunduk. Yani 4 tane Grekoromen yıldızlar, 4 tane yıldızlar serbest ve bunların üstü yani buradan çıkanlar gençleri, ikişer tane Grekoromen, ikişer iki tane de serbeste tohum merkezini istiyoruz. Ve buraya da yabancı antrenörler getirmek istiyoruz. Yani şimdi doğrusu Dağıstan'dan antrenörleri getirerek bu şeyin tohum merkezlerinin başına onları getirip onlarla çalışmak istiyoruz. Sebebine gelince dediğim gibi bizde güreşi çok iyi bilen herkes büyüklerde antrenör olmak istiyor. Altyapıda kimse görev almak istemiyor. Dolayısıyla altyapıda da yeni antrenör olan arkadaşlarımız, onları da tenzih ederim, tabii görevi alıyorlar. Dediğim gibi güreşi tabanda iyi öğretememiş oluyoruz ve kısa sürede işte başarı bekliyoruz ve güreşçilerimizi yok ediyoruz. İnşallah bu Dağıstan'dan getireceğimiz bu antrenörlerin yanında bizim kendi güreşin yeni bırakmış, efendime söyleyeyim, antrenörlerimizi yerleştireceğiz ve sistemi onlara da öğretmiş olacağız. Ve öyle inanıyorum ki 2020'de şimdiki gibi bir telaş ve şeyimiz olmayacak. Çünkü yani miniklerden yıldızlara, yıldızlardan gençlere, gençlerden de büyüklere sistemli bir şekilde sporcularımızı taşımış olacağız. Şimdi biz
Perşembe ve Cuma günü iki gün toplantı yaptık. Orada da şu kararı aldık. Örneğin minik bir sporcuya 5-6 kilo düşürülüyor. Ve kısa sürede Türkiye şampiyonu falan oluyor çocuk. Ondan sonra birkaç yıl sonra güreşi bırakıyor, bıkıyor. Şimdi biz bir şey yapacağız. Tartıdan önce gençler de dahil bütün yaş grubunda doktor kontrolü yapacağız. Ve bir alet varmış. İdrar testinden kaç kilo düştüğü tespit ediliyormuş. Eğer yani vücuttaki yağ oranı %5'ten fazla bir çocuk kilo düşmüşse müsabakayı almayacağız. Şimdi hemen şeyden sonra bu Kasım ayında ve Aralık ayında yani 2016'ya geçmeden önce altyapıdaki bütün antrenörlere eğitim semineri düzenleyeceğiz. Ve bu seminerde bunların zararlarını anlatacağız. Ve Türkiye şampiyonalarında bu uygulamayı getireceğimizi anlatacağız. Yani diyeceğiz ki eğer siz böyle bir sporcu getirseniz hem sizi ceza konu sevk edeceğiz hem de Türkiye şampiyonasında güreştirmeyeceğiz. Yani kilo düşmeyi kaldıracaksınız. Kesinlikle. Kilo düşme büyüklerde de olacak şeyde de hepsinde de. Kesinlikle. Yani hele hele şimdiki bu sistemde çünkü bir günde 15 dakika arayla müsabakaya çıkıyorsunuz. 5-6 maç yapıyorsunuz. Kilo düşen bir sporcunun başarılı olması mümkün değil. Ama maalesef bizde böyle bir hastalık. Yani bu siklet sporlarında yani ben bizim şey için söylüyorum, güreş için söylüyorum, diğer branşları bilmiyorum. Ama çok büyük bir hastalık. Herkes minikler dahil çok kilolar düşüyorlar. Yani örneğin Türkiye şampiyonasında 42 kiloda güreşen çocuk kampa geldiği vakit 50 kilo oluyor. Yani Türkiye şampiyonasında bir ölçü olmuyor. Yani o yaş grubunda çocukların hiç kilo düşmeden gelip tartınıp güreşmeleri lazım. Yani hedef miniklerde Türkiye şampiyonluğu olmamalı. Yani bir antrenörün hedefinde olimpiyat olmalı. Bir idarecinin hedefinde olimpiyat olmalı. Ve dolayısıyla sporcunun hedefinde de olimpiyat olmalı. Yani bu antrenör, bu idareci, bu sporcuya hedefini olimpiyat olarak göstermeli. Olimpiyat olarak koymalı. Yani hedefini büyük koymalı. Yani Türkiye şampiyonu olsa ne ifade eder, evet. Ne kazandırır? Hiçbir şey kazandırmaz. Ancak biz günümüzü kurtarıyoruz. Yani o antrenör eğitim merkezindeyse işte gidecek il müdürüne, eğitim merkezi müdürüne diyecek ki ben İki tane Türkiye şampiyonu çıkarttım. Halbuki bizim hedefimiz Türkiye şampiyonluğu değil. Yıldızlarda inanılmaz derecede kilo düşürtüyoruz. Milli takımlarda kilo düşürtüyoruz. Bunları ortadan kaldırmamız lazım. Yani bu su değirmeni gibi bu kilo düşürme konusu güreşçilerimizi öğütüyor, eritiyor ve yok ediyor. Dolayısıyla yani biz bu sorunu ortadan kaldırmak için bir kilo düşmeyi ortadan kaldıracağız. Eğitime çok önem vereceğiz. Yani antrenörlerin her aşamasında, her kademesinde eğitim vereceğiz ama altyapı antrenörlerin özellikle sık sık eğitim seminerlerine tabi tutacağız. Tohum merkezlerini de devreye sokarak inşallah 2020'de daha rahat olacağız diye düşünüyorum. Başkanım ben zaten şimdi ben o soruyu soracaktım altyapı. Çünkü bizde altyapıda nedense işte yeni yani her branşta yeni evet. Bırakmış, sporu bırakmış hemen kişileri getir. Hiçbir eğitim öğretim görmeden sizin Dağıstan'dan bu işin ustaları olan yani Türkiye'de de mutlaka vardır. Var. Mesela bir Salih Bora'yı getirirsin. Altyapıya çektiğin zaman Salih Bora ya bana küçük bir görev verdiler de. Tabii. Alınır yani. Evet, ama aynen. Yabancılar buna alınmaz. Çünkü yabancının temeli zaten oturmuş. Tabii, en iyi antrenörlerini altyapıda çalıştırır. Evet, yani alınmaması lazım. Tabii. Bugün bizim güreşçiler de antrenörler de alınmaması lazım. Ha gelecek yabancı antrenörlerin ben iyi bir sistemle çalışacağını, bir sistem oturtacağını işte sizin dediğiniz gibi genç antrenörlerine bunlarla eğitim yaptığı zaman evet. Hem de antrenör kazanıyorsunuz hem de sporcular daha iyi eğitiliyor. Evet. Bu kilo düşürülme olayını da kaldırmanız Türk sporu, Türk güreşi için yıllardır bir kanayan yara. Evet, evet. Çünkü bizim çoğu sporcular 6-7 kilo, 8 kilo düştüğünü, evet. 10 kilo düşen evet. Sporcular oldu. Tabii. Sporcular oldu, aynen. Çok oldu. Bunun aynen. Ortadan kalkması hakikaten en azından nedir? İşte onu da ama şöyle yapacaksınız. Siz zaten belirtmişsiniz, diyetisyen olacak,
Yani tabii bunların tabii yemesini, içmesi bir kontrol altında olsa kilo da almaz. Şimdi bu çok şu önemli bir şey. Bizim tabii bir eksikliğimizdi yani. Biz geldiğimizde tamamladık. Şu anda Yıldızlar Gençler'de yok ama mutlaka ve mutlaka geleneksel bir yapımız var. Yani diyetisyeni istemiyoruz. Kondisyoneri istemiyoruz. Psikoloğu istemiyoruz. Efendim söyleyeyim doktor istemiyoruz ama biz bunları tamamladık. Yani kısa süre içerisinde ilk yaptığımız iş yani diyetisyen, psikolog, kondisyoner işiydi ve onu da tamamladık. Ve şu anda kamptalar ve şu anda Perşembe Cuma günkü yaptığımız toplantıda yavaş yavaş sporcuların da antrenörlerin de psikoloğu, kondisyoneri ve diyetisyeni kabul ettiklerini kendileri ifade ettiler. Ve tabii bu şey için, Türk güreşi için çok memnun verici bir olay. Ancak ve ancak tabii biz bunu yıldızlardan başlatmamız lazım. Yıldızlarda da psikolog, onların sorunları daha çok sorunlar oluyor. Tabii, tabii. O yaş küçük grubunda, ergenlik çağında tabii ailelerinden kopuyorlar. Ve dolayısıyla biz bunu yıldızlardan başlayacağız. Yani yıldızlar kampında da psikolog da olacak, diyetisyen de olacak, işte efendime söyleyeyim. Doktor da olacak, olması da lazım. Gençlerde de olacak ve bu şekil bir bilimsel çalışmayı da bunun yanında yani bizim yaptığımız o antrenörlerin yanında bu bilimsel çalışmayla da işi tamamlamış olacağız. Yani moral motivasyon sporda çok önemli. Yani mesela bir sporcu rakibini yenmeyi inanmazsa yenemez. Yenmesi mümkün değil. İnanacak. Tabii bu moralle olur, motivasyonla olur. Dolayısıyla yani bundan sonra inşallah gençlerde ve yıldızlarda da hem psikolog hem diyetisyen bulunduracağız. Ve daha bilinçli çalışmış olacağız. Kilo'la ilgili de eğer varsa hani büyüklerde mutlaka kilo düşme değil de kilo ayarlama diyelim buna. Kilo düşme tabii yani az önce Ali abinin dediği gibi 7 kilo, 8 kilo. Yani birkaç kilo böyle kilo ayarlama. Bunu da uzun zamana yayarak diyetisyen kontrolünde, beslenme uzmanının kontrolünde düşüreceğiz. Tabii 3-4 kilo ayarlanır o 2 kilo tabii, değil mi? Tabii. Yani ama yaş şeyine göre, hani kilo tabii, siklet şeyine göre. Ama tabii, bu cezayı uygulamaya getirdiğin zaman sporcu da bilir, antrenör de bilir. Ben 7-8 kilo düşemeyeceğim. Düştüğüm zaman ceza yazıyor. Kat etmek yani. Bu tabii, tabii, sporcu yok şey etmektir değil. Yani. Evet. Bu spora, güreşe hizmet değil. Evet. Bu eziyettir, bu katletmektir. Maalesef burada bizim çok büyük kaybımız oldu. Hani için Dağıstan derseniz şunu söyleyeyim. Serbest'te en başarılı ülke Rusya. Rusya'nın sporcularının %70'i Dağıstan kökenli. Evet. Sadece Rusya'da değil. O dağılan bütün o Türkiye Cumhuriyetlerinin hemen hemen hepsinde. Azerbaycan'da öyle. Belarus'ta öyle. Efendime söyleyeyim Özbekistan'da öyle. Ermenistan'da öyle. Yani birçok ülkenin şeyinde takımında Dağıstan kökenli sporcular var. Tabii bizde de var yani bu Dağıstan kökenli sporcular. Dolayısıyla orası artık bir model. Orası bir idol. Ben inşallah Kasım ayında özel gidip orayı incelemek de istiyorum. Yani nasıl bir sistemle çalışıyorlar. Efendime söyleyeyim onu bir inceleyip yerinde görmek istiyorum. Bundan dolayı bu altyapıdaki tohum merkezlerini bu antrenörlerle çalışmak istiyoruz. Ha bizim kendi antrenörlerimiz var mı? Var. Ancak dediğimiz gibi bizim antrenörlerimizi altyapıda çalışmayı teklif etsek kesinlikle hiçbiri kabul etmez. Evet. Şimdi toplantıda biri ya başkanım niçin işte Dağıstan'da? Peki dedim o zaman size teklif ediyorum. Altyapıda çalışır mısınız? Yok çalışmaz. Çalışmaz. Başkanım, bundan dolayı da biz bu şekilde inşallah bu sorunun da çözmüş olacağız. Başkan bu şey güzel şeyler yani tohum merkezleri dışında güreş eğitim merkezleri hala faaliyette mi? Veya onlar bence herhalde bir işlevini yitirdi gibi veya tam olarak önem veriliyor mu? Şimdi şöyle güreş eğitim merkezlerini revize etmemiz lazım. Yani şöyle ki 29 tane güreş eğitim merkezimiz var. Şimdi bu 29'unda örneğin 10 tane sporcu ilk öğretim düzeyinde bunun 10 tanesi veya 7 tanesi 8 tanesi lise düzeyde bunlar hepsi bir aradalar. Tabii bu
çok doğru bir şey değil. Yani yaş grubu arasında çok farklılık var. Yani burada şöyle, tabii bu biz bu konuda bir çalışma yaparak bakanlığımıza sunacağız. Bizim isteğimiz şu, yaş gruplarına uygun şekilde eğitim merkezleri olsun. Yani o bölgelerde mesela örneğin lise düzeyinde olan çocuklar bir eğitim merkezinde olsunlar, beraber çalışsınlar. Tabii. Ortaokul düzeyde olan şeyimiz, ne diyorlar ona, çocuklarımız, sporcularımız, örneğin 29'unun yarısı ortaokul düzeyde olsun, yarısı da lise düzeyde olsun. Bölgeler gözetlenerek, yakın bölgeler lise ve ortaokul ayrımı yapılarak, yani bu şekil bir revize etmemiz lazım. Kesinlikle. Bir de tabii bizim sponsor bularak bir çalışmamız var. Tabii olmazsa artık Milli Eğitim Bakanlığımızdan talepte bulunacağız. Bu spor liseleri var. Evet. Spor liselerinde bütün branşlar mevcut. Şimdi biz spor lisesi açmak istiyoruz. Sadece güreşçilerin eğitim alacağı bir spor lisesi. Güreş. Yani mesela ilk etapta bir Grokremen, bir serbest olmak üzere iki tane bir spor lisesi açmayı planlıyoruz. Bu konuda sponsor arayışı içerisindeyiz. Çalışmalarımız var. Efendime söyleyeyim, örneğin Kırkpınar Ağası ile ilgili işte Kırkpınar Ağası ile görüşmelerimiz var falan. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek spor lisesine giriş kriterlerine benzer ama güreş ağırlıklı seçme kriterleri uygulayarak, yani tabii Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içerisinde burada bir yani rezerv bir olimpiyat şey takımı gibi yetiştireceğiz. Yani Grekoromen'de ve serbestte ayrı ayrı. Milli Eğitim Bakanlığımız da tabii güzel bir protokol yaparak burada donanımlı öğretmenler de görevlendirerek hem eğitim Hem de güreş. Evet. Valla başkanım öyle bir anlattınız ki vakit büyük bir keyifle, vaktin nasıl geçtiğini de anlayamadık. Büyük bir keyifle sizi dinledik. Hakikaten umudumuz da, güvenimiz de size tam. Allah mahcup etmesin diyelim ve bütün sporcularımıza olduğu gibi güreşteki sporcularımıza da olimpiyatlarda başarılar diyelim. Bir başka programda inşallah daha geniş tekrar konuğumuz olursunuz. İnşallah. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Yani yapı olarak bu bayan sporuyla ilgili de böyle bir çalışmanız olacak mı? Yani güreş okullarına burada ilgilenecek misiniz? Bayan sporuyla ilgili bir tohum merkezimiz var. Evet. Yani Edirne'de tohum merkezimiz var. Biliyorsunuz bayan sporu çok yeni. Yani bir tane kulüp var şu anda. Ama zamanla tabii inşallah, yani şimdi bu sene ilk defa liseler arasında dünya şampiyonasında, lise arası dünya şampiyonasında güreş branşında konuldu. Beytullah Bey diye bizim bir eğitim kurulu üyesi arkadaşımız katıldı ve sonuçta orada lise arası dünya şampiyonasında güreş de kabul edildi. Ve biz bu sene okul sporlarına, yani Genç Spor Bakanlığımıza okullar arasında bayanlar arası güreşin başlamasını önerdik. İnşallah bu vesileyle bayan güreşi okullarda da gelişerek, çünkü kaynak okullar olduğu için ileriye dönük tabii ki, yani Grokromen'de ve serbest arzu ettiğimizi bayanlarda da gerçekleştirmiş olacağız. Evet. Başkanım, şimdi kısa bir reklam aramız var. Evet. Aradan sonra güreşi konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, tekrar merhaba. Sporunun bu haftaki programında Musa Aydın'la, Türkiye Güreş Federasyonu başkanıyla beraberiz ve güreş bildiğiniz gibi bizim olimpiyatlarda 2016'da madalya almayı umduğumuz branşların başında geliyor. Musa Başkan, aradan önce
çok kısa süre oldu başkan olarak gelmesi, bir 6 aylık süreç ama güreşle ilgili tabii içinden gelen bir kişi olduğu için her kademede görev aldı. Sorunları biliyor, çözüm yollarını da biliyor ve planını anlattı. En son kaldığımız noktada bir partner sıkıntısından bahsetti ve bir şekilde alttan gelen yıldızlarda, gençlerde çok başarılı olan sporcularımızın üst düzeye çıkarılamadığını söyledi ve bu noktaya çözüm önerilerinden bir tanesi de sanıyorum bu eğitim sistemindeki güreş lisesi projesi ve bunun hemen yanındaki lise arası yarışlar. Yani rekabeti bir anlamda lise düzeyinden başlatma projesi. Şimdi bakın Amerika'da lise arası lig maçları var, güreş. Ve 96 kiloda şampiyon olan Amerikalı, yani lise son sınıf, yani liseyi bu sene bitirmiş. Evet. Düşünebiliyor musunuz? İşte bizim tabii güreş bizim atasporumuz. Ancak ve ancak Amerika'da 5000 kişilik bir salon vardı. Tıklım tıklım doluydu. Biz İstanbul'da bir dünya şampiyonası yaptık. Maalesef. Boş. Boş. Bakü'de bir Avrupa oyunları vardı. Gene salon tıklım tıklım dolu. Yani artık şeyde Amerika'da, efendime söyleyeyim, Azerbaycan'da ve Almanya'da 2010'da mı olsa gerek bir Avrupa şampiyonasına katıldım. Gene salon tıklım tıklım dolu. Ki bilet için insanlar kuyrukta. Yani eşiyle geliyor, efendim ailesiyle geliyor, çocuğuyla geliyor. Yani artık oralarda güreş şehir sporu olmuş. Ama maalesef biz Türk milleti olarak elbette ki herkesin gönlünde bir güreş sevdası var. Yani bir de Türk gibi kuvvetli sözünü biz güreşte kazanmışız. Bütün branşlarda tabii kimse yani milli takımın yenilmesini istemiyor, ancak güreşte hiç kimse yenilgiyi kabul etmiyor. Yani çok yakinen de takip ediyor. Yani bir kahvehanede insanların böyle oyun oynarken bir güreşi gördüklerini düşünün. Bir Avrupa Dünya Şampiyonası'nda hemen oyunu bırakıyorlar, televizyonun başına geçiyorlar ve o anda o şeyi izliyorlar. Ancak ve ancak biz bu şeyimizi, seyirci potansiyelimizi salonlara taşıyamıyoruz, çekemiyoruz. Yağlı güreşte seyirci sıkıntımız yok. Yani orada futboldan sonra en büyük seyirci kitlesine sahibiz. Burada tabii şu bir şey var, sıkıntı var. Minder güreşinde sürekli şey değişiyor, kurallar değişiyor. Yani zaman zaman biz bile zorlanıyoruz yani takip etmekte. Şimdi işin içindeyiz, biz mecbur takip ediyoruz ama yani Ali abi de yıllarca güreşin içinde, bir maçtan bir başka bir maça gittiğinde bir bakıyorsunuz değişik ki bir kuralla. Değişik bir kuralla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla yani insanlar anlamadığı bir şeyi, sporu, bir yarışı izlemek istemiyorlar. Futboldan için izleyici var. En az herkes kadar futbolun kurallarını herkes biliyor. Şimdi güreşte sürekli kural değişikliği, tabii bizim burada seyirci kaybımız oldu. Spor rekabettir. Yani rekabet ortamını oluşturmamız lazım. Yani Amerika bunu yakalamış. Amerika daha liselerde bile ligleri şey yapıyor, yapıyor ve büyük bir rekabet oluşturuyor. Amerika çok güreşi bilmiyor. Yani Amerika'nın yani fiziksel yapısına, genetik yapısına güreş sporu hiç uygun değil. Ama ne yapıyor? Çalışıyor. Yani bilimsel çalışıyor ve başarı elde ediyor. Şampiyonluklar kazanıyor. Yani çok şeyleri Amerikalıların güreşe yatkın olmamalarına rağmen. Yani böyle seyrettiğiniz vakit güreşin inceliklerini çok, yani şampiyon olan bir sporcunun dahi inceliklerini bilmediğini görürsünüz ama büyük bir kondisyonla olduğunu görüyorsunuz. Yani çok büyük bir kondisyona sahip. Dolayısıyla bu çalışmayla bunları elde ediyorlar. Şimdi bizim bayanlar dedik. Bayanlarda eksikliğimiz, kulüp eksikliğimiz var. Henüz daha bayan güreşi Türkiye'de kabul görmedi. Evet. Yani bir yaygınlaşmadı. Şimdi bu sene eğer ortaokullarda ve liselerde
bayanlar arası güreşi başlatabilirsek biraz daha şeye geniş bir tabana yaymış oluruz. Bunun yanında liseler arası biraz önce ifade ettiğim gibi dünya şampiyonasında güreş branşının ilave edilmesi liselerde de bu şeyi rekabeti şey yapacaktır, arttıracaktır. Ve böylelikle bayanlardaki güreşçi sayımızı ve potansiyelimiz biraz daha arttırmış olacağız. Şimdi rekabetin olmadığı yerde başarı olmaz dedik. Bu takımlarda da geçerli, ferdi sikletlerde de geçerli. Örneğin bir Mahmut Demir yani Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olmuşsa o siklette bir Zekeriya Güçlü vardı. O siklette bir Aydın Polatçı vardı. Efendime söyleyeyim o siklette bir Sezgin Ayık vardı. Yani hangisi gitse şampiyon olacak. Şampiyon olacak. Örneğin bir Hamza Yerlikaya şampiyon olduysa o siklette Nazmi Avrucu var. Yani Hamza Yerlikaya'nın gidemediği, gitmediği şampiyonalarda sakat olduğu şampiyonada Nazmi Avrucu gitmiştir. Aynı madalyayı o da almıştır. Efendim bir Şeref Eroğlu şampiyon olduysa Mehmet Akif Prim vardı onun sikletinde. Daha sonra Selçuk Çebi vardı onun sikletinde. Dolayısıyla sikletteki rekabet de çok önemli. Yani spor, rekabet. Evet. Hem kulüpler arası bir rekabet şart. Yani bugün maalesef biz güreşi özele yayamadık. Yaygınlaştıramadık. Yani şu anda güreş belediyelerimizin sırtında. Şimdi sebebine gelince rekabet ortamını sağlayacak bir ligimiz yok. Yani bundan dolayı da tabii ki özel sektör bu işin içine girmiyor. Ha mesela şunu söyleyeyim. Futbolda elde ettiği reklamı güreşle elde edeceğini bilse ne yapacaktır? Yatırımı güreşe yapacak. Neden? Yani şeyin futbolun yatırımı 100 lirayla oluyorsa güreşin yatırımı 10 lirayla oluyor. Yani daha az masrafla bir güreş takımı çok rahatlıkla kurulabiliyor. Bundan dolayı da biz liglerde de rekabet hem sikletlerde hem liglerde de rekabet ortamını sağlamamız lazım. Güçlü kulüpleri oluşturmamız lazım. Yani şu anda iki tane kulübümüz var. Bir ASKİ, bir de İBB. Üçüncü kulübümüz yok. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yani rekabet ortamı zayıf, düşük. Şimdi biz bu sene ligleri Allah nasip kısmet ederse televizyonlarda yayınlattıracağız. Yani en azından güreşe yatırım yapan kurumlar, kuruluşlar televizyonlardan kendi kurumların, efendime söyleyeyim belediyelerin isimlerini duysunlar. Bu şekilde rekabetin sağlanacağına inanıyoruz ve bu şekil kulüplerimizde karar aldık ve önümüzdeki 10-11 Ekim'de birinci ligi ve haftasına da Süper Lig maçlarını başlatmış olacağız ve bunları da televizyonlarda yayınlattıracağız. TRT ile de bu konuda görüşmelerimizi yaptık. Sağ olsun oradaki arkadaşlarımız da bize bu konuda gerekli desteği ve yardımı yapacaklar. Başkanım şimdi güzel, biz güreşte de başarılıyız. İyi antrenörlerimiz var kulüplerde. Şimdi bu ferdi sporlarda biliyorsunuz sporcu her zaman kulüpteki antrenörü de yanında görmek ister. Yani siz milli takım kamplarına veya milli takım şeylerine böyle kulüplerden gelen mesela diyelim ki A sporcu geldi, onun antrenörünü de davet etmeyi düşünüyor musunuz? Bunun faydası, zararı nedir? Şimdi çok güzel bir konuya değindiniz. Şöyle gelişmiş ülkelere baktığımız vakit sistem bu. Şimdi miniklerde başka, yıldızlarda başka, efendime söyleyeyim gençlerde başka, büyüklerde başka antrenörler çalışmıyor. Ama bizim sıkıntımız altyapıdaki antrenörlerimiz maalesef, çalışan antrenörlerimiz yani yıldızlara, büyüklere ve gençlere, milli takıma, özellikle büyüklere, milli takıma sporcu yetiştirecek düzeyde değiller. Ha mesela bir bakıyorsunuz Rusya'da köşesinde kendi antrenörü geliyor. Kulübün antrenörü geliyor. Çünkü onu en iyi tanıyan, onun psikolojisini en iyi bilen, onu en iyi motive edecek kendi antrenörüdür. İnşallah eğer biz bu çalışmalarımızı tamamlarsak yani bilmiyorum artık bir 10 sene mi olur 15 sene sonra
Biz de bu sisteme geçmemiz lazım. Yani altyapıdaki antrenörleri güçlendirmemiz lazım. Altyapıdaki antrenörler Tahir Rıza yetiştirmeleri lazım. Ve onlarla beraber Avrupa Dünya Şampiyonalarında veya işte Olimpiyat Şampiyonalarında köşelerde oturmaları lazım. Başkanım, demin bir şey söylediniz. Bu seyirci eksikliğinden bahsettiniz. Evet. Çarpıcı olması açısından, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde 5000 kişi seyrederken biz İstanbul'da tribünleri dolduramıyoruz. Dolduramıyoruz. Maalesef. Sebebi nedir? Şimdi söylediğim gibi bir uzun yıllardır güreş basında yer almıyor. Basının gündeminde. Basın biliyorsunuz ayna. Yani kamuoyuna sizi pazarlayacak şey, kurum basındır. Basında yer alamadık. Tabii burada güreşin de tabii yani yöneticilerimizin, bizlerin de yani öz eleştiri yapmak lazım. Eksikliklerimiz var. Diyalog eksikliklerimiz var. Bir takım eksikliklerimiz var. İkinci bir husus, rekabet ortamı yok. Yani düşünün siz bir futbolda bir Fenerbahçe, bir Galatasaray, bir Beşiktaş, bir Trabzon veya bir Bursa spor rekabeti olmazsa o seyirciyi orada bulmak mümkün mü? Değil. Onun için bu rekabet ortamını sağlamamız lazım. Üçüncüsü de güreşte son 15 yılda çok kural değişti. Kural değişikliğinden dolayı insanlar artık güreşi anlamaz duruma geldi. Bilmediği, anlamadığı, kuralları bilmediği bir sporu tabii izlemek yani insana zevk vermez, keyif vermez. Bundan dolayı da yani bu kural değişikliği de bize çok büyük bir şey kaybına uğrattı. Yani seyirci kaybına uğrattı. Ama tabii Türk milletinin gönlünde bu var. Ya ben buna inanıyorum. Yani gidiyoruz işte bir berberde hemen tıraş olurken. Hayır, delilimiz de var işte 40 lira yağlı güreş. Tabii. Yani hemen berber sizi tebrik ediyor. Tabii. Bir markete gidiyorsunuz hemen marketçi tebrik ediyor. Yani herkes ilgi duyuyor, herkes takip ediyor. Ancak evinde takip ediyor. Efendime söyleyeyim, yani salonlara taşıyamıyoruz. Yani bu konuda bir eksikliğimiz var. Şöyle bir şey var. Ben de federasyon başkanlığı yaptım. Bütçemizin ne kadarını medya tanıtımına harcadık? Mesela şey yapıyor, işte Futbol Federasyonu lig başlıyor filan, neyse bir reklamlar yapılıyor, dönüyor. Şimdi biz bütçemizin, hep onu söylüyoruz, bu amatör sporlarda, güreşte öyle diyoruz, bir ciddi bütçelerimiz de var. Hani güreşte ne kadar sıkıntınız var mı yok mu, o konuları bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle biz gerçekten medya tanıtımına, gazetelerde olsun, yazılı görselde olsun, bütçe ayırıyor muyuz? Maalesef ayırıyor. Bu ciddi bir sıkıntı değil mi aslında? Yani ciddi bir sıkıntı, evet. Belli bir miktar kendi içimizdeki bütçeyi de aslında keşke Spor Genel Müdürlüğü bu noktada bir şart koşsa. Dese ki siz bütçenizin %5'ini medya tanıtımına ayırmak durumundasınız. Basın kurumları oluşturuyoruz. İşte bu kadar oluyor oluşturduğumuzda. Evet, belki hani buradan ilgilileri de onu söylemiş olur. Öyle değil mi abi? Yani, tabii doğru yani şeydir ya. Ya şimdi bir kere başarılı olursa basın biraz ilgi duyuyor ama basın da her zaman yani başkanı söylüyor, futbol dışında başka bir şeye uğraşmıyor. Ben de güreşi veya sporcuyu başkanı sevdiğim için mesela çoğu öyle oluyor. Abi ekonomi olmuş. Şimdi mesela ben Yüzme Federasyonu, Atletizm Federasyonu atıyorum A gazetesinin, B televizyonunun bir programının sponsoru olsun, verir adam. Tabii. Yani bir de böyle de bir gerçeklik var. İnşallah o günlerde gelir abi. İnşallah o günlerde gelir. Başkanım tekrar çok teşekkür ederiz. Dilinize sağlık. Ben size çok teşekkür ediyorum. İnşallah yüzümüz kara çıkmayacak. İnşallah. Peki. Keyifli bir sohbet oldu. Evet. Efendim önümüzdeki hafta spor ruhunda bir başka konukla buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın diyoruz.